Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere aracımızı değiştirdik. Ne vardı bizde? 2020 Titanium Plus Courier vardı arkadaşlar. Kamyonet ruhsatlı. Onu değiştirdik. Yani değiştirme gereği mecburiyetinde kaldık açıkçası, öyle söyleyeyim. Çünkü o araç bana biraz ağır gelmeye başlamıştı. Özellikle otomobilden kamyonet bir araca geçince bakımları olsun, işte vergileri olsun biraz ağır gelmeye başlamıştı. Malum bir de yakıt fiyatları artınca iyice bir şeye gelmişti. Yani çekilmez bir hale gelmişti. O yüzden biz de aracımızı değiştirdik ve şu an karşınızda yeni aracımızla birlikteyiz. Yaklaşık bir hafta 10 gün falan oluyor aracı alalı. Şu anki aracımız ise 2016 Toyota Corolla 1.33 Life paket arkadaşlar, makyajlı kasa. Yani 2016 Mayıs'tan sonra çıktı. Aracımız full aksesuarlı bir araç şekilde bulduk. Açıkçası bunda biraz zor bulduk. O yüzden yani şu an piyasa çok kötü bir durumda, evet, ama el mahkum, yani yapacak bir şey yok, mecbur binmek zorundayız ihtiyacımız olduğu için araca. O yüzden böyle bir araç alma gereği duyduk. Bunu alma sebebimiz arkadaşlar, zaten hali hazırda eski videolardan da eğer izleyenleriniz varsa, bizde 2016 model makyajsız olanı var ve o araç bizde sıfırdan beri var. Şöyle söyleyeyim, sorunsuz bir araç. Yani 6 senedir yaklaşık bizde kulağına kurşun. Maşallah hiçbir sıkıntısı olmadı. Sadece bakımdan bakıma yıllık sanayiye gittiği oluyor. Onun haricinde çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. 1.33 paket, evet. Motor küçük, kasaya göre doğru. Biraz çekişte sıkıntı yaşatıyor, evet, ama yakıt konusunda gerçekten inanılmaz bir avantajı var, tasarrufu var. Şöyle söyleyeyim, ben Courier'dan geçtikten sonra arkadaşlar, yani bu gerçekten çok çok az yakmaya başladı. İlk izlenimim şu şekilde: ben aracı Konya'dan aldım. Konya'dan Aksaray'a geldim. Aksaray'da gezdim. Daha sonra Yozgat'a, yaşadığım yeri gelmeye yola çıkınca, yani bilenler vardır Aksaray'ı illaki, Ortaköy'e çıktıktan sonra gazım bitti ve tüp tankımız 40 litre, yaklaşık bir 33 litre gibi bir LPG alıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, şu anki güncel fiyatlarla tabi bu değişebilir. 33 litre 10.70'ten LPG aldığımda yaklaşık 350 lira gibi bir tutara 450 kilometre bir yol gittim. Evet, diyenleriniz olacaktır, benzin sarfiyatı da oluyor diye. Yani şu anki yaz aylarını düşündüğümüz zaman benzin sarfiyatı, yani araçta hareket etmeden neredeyse LPG'ye geçiyor. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim aracımızı arkadaşlar. Bir piyano bilek bir spoilerımız var. Şurada bagaj altı bir kromumuz var. Arka difüzör, her ne kadar sevmesem de bu difüzörleri maalesef o şekilde ve vida atmışlar. O yüzden onları sökemedim. Yoksa sökecektim. Şu şekilde kapı altında bir krom çıtalarımız mevcut. Onlar gayet güzel, hoş. Çamurluk ventilleri, yarısı ayna kapakları, ön lip kibar ve güzel duruyor. Gayet güzel yapmışlar ön lipi de. Ön sis farlarımız var takım halinde. Şu an için onlarda ampul yok. Ben ekstra olarak uzun kısalara bir led taktım. Uzun ve sisler şu an için halojen duruyor arkadaşlar. Cam filmleri eskiydi. Bunları ben kendim daha sonradan aldıktan sonra değişimini yaptım. Şöyle aracımızın içine geçtiğimiz zaman aracımızda orijinal ekran bulunuyor arkadaşlar. Bluetooth'lu ve CD çalarlı. USB'si de, AUX'u da var. Ekranda herhangi bir görüntü olayı yok araçta. Teybinde. Şu şekilde hız sabitleyici 1.33'lerin ve olmayan Corolla'ların olmazsa olmazı. 2007 ve 2018 arasındaki Corolla'larda genelde bu kullanılıyor ve bununla ilgili de diğer araçla ilgili, yani bizdeki diğer makyajsız kasa ile ilgili orada bir montaj videosu, test videosu, inceleme videolarını kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde alt ileri manuel bir aracımız. Şu şekilde burada ESP tuşumuz var.
açıp kapatma. Onun haricinde arkadaşlar çok bir aslında farkı yok. 2016 diğer makyajsız kasayla sadece önden ve iç ön kısım farklı. Onun haricinde çok bir farkı yok. Bu şekildeydi. Yani kısa bir video oldu. Sizlere nedenini anlatmaya çalıştık. Şimdi kuryere gelirsek arkadaşlar, kuryerde evet güzel araç, çok seviyordum. Ama 2020 daha doğrusu 2019 sonrasında ciddi manada bir partikül olayı var ve partikül tıkanması, yani şöyle söyleyeyim, neredeyse önüne geçemiyorsunuz ve buna da servis veyahut da fabrika, otosan herhangi bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Direkt bütün her şeyi kullanıcı hatası diyor. Siz ne kadar devirli kullanırsanız kullanın. Bu arada ben ilk defa dizel araç kullandım. Yani evet çok fazla bilmiyorum dizelin huyunu suyunu, ama özellikle o videolarla alakalı, yani videolar çekerken söylediğim Club Courier diye bir Facebook grubumuz var. Bu arada oraya da katılabilirler eğer Courier izleyicileri varsa. Orada yani o kadar arkadaşın tavsiyeleri olsun vesaire olsun, bütün hepsine dikkat etmeme rağmen yani bunun önüne geçemedim ve bu partikülden dolayı partikül doluluğu artıyor. İşte fan açması sıklaşıyor. Biz bunun bir nebze de olsa çözümünü, hani partikül temizleyerek önüne geçtik. Evet. Kanalda da yine videoları mevcut. Yani bu ilk aldığımda çok fazla şey yapıyordu. Partikülden dolayı fan açma olayı çok fazla oluyordu. Hani şöyle söyleyeyim, haftada 3 kere 4 kere hemen hemen fan açması oluyordu ve bu fanı beklemek zorundaydım. O yüzden temizliğini yaptırdım. Evet, 10 günde 15 günde bir açmaya başladı. Yani neredeyse ayda 2 defa 3 defa maksimum fan açma olayı oluyordu. Rahatlanmıştım. Evet. Ama bu geçici bir çözüm sonuçta. İlerleyen zamanlarda illaki yine dolacak ve sürekli sıkıntı yaratmaya başlayacak ve partikülden dolayı, doluluktan dolayı ben aracı ilk aldığımda araçta neredeyse 1 litreye yakın bir yağ fazlalığı vardı. Bunun sebebi de partikülden dolayı yağ mazot karışmasıydı. Yani bunun önüne de bir yani buna da bir çözüm bulamıyor Ford servisleri olsun, otosan olsun. O yüzden yani ben sürekli benzinli araç kullandığımdan dolayı daha sonradan yani dizele geçme, yani dizele geçtiğim için biraz bana sıkıcı geldi. Yani sıkıntılar sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. O yüzden ben de tekrardan otomobile geçmeyi düşündüm ve benzinli LPG, yani benzinli veyahut da LPG'li bir araç almayı düşündüm. O arada bu araç denk geldi işte. Şöyle ki ilanlarda evet çok yüksek fiyatlar var. Maalesef ki bunun önüne de geçemiyorlar. Kimse geçemiyor. Piyasa bir şekilde yükseliyor ve durdurulamıyor bunlar. Ben yaklaşık aracımı sattım. Aracın satışı da biraz sürpriz oldu. Yani ben hiç beklemiyordum. Bir anda araç satıldı. Ve beni araç bakmazken, araçsız kaldığım için 2 gün içinde aracı almak zorunda kaldım. Çünkü araç ihtiyacım var. Aksaray'daydım ve geri dönmem gerekiyor. Araçları arıyorum. Yani 2 gün içerisinde hiç aramadıysam 10 tane 15 tane araç aradım. Kimi diyor kaporayı aldım, kimi diyor aracı sattım, kimi diyor aracı satmaktan vazgeçtim. Yani bir yerde onlar da haklı. O arada tam işte konut faizleri düştü, millet arabasını satıp ev almaya kalktı. Daha sonra konutlardaki o faiz düşüşünden kaynaklı fırsatçılar maalesef ki, biraz da bizim insanımızda var bunlar. Fırsatçılardan dolayı konut fiyatları bir anda iki katına çıktı. İşte 600-700 bin liralık konutlar 1 milyon, 1 milyon 250 bin fiyatlarına çıktı. Ve milletimiz haklı olarak da yani aracını satıp da o evi alamayacağı için tekrardan aracı satmaktan vazgeçiyor. Böyle olaylar da başıma geldi. Şöyle olaylar da başıma geldi. Bu ilginçtir yani. Aracı aradım. İşte anlaştık, şu fiyat olur. Tamam, biz düşünelim. Şey yapalım, tekrardan sizi arayalım. Aynı günün akşamını arıyorum. Diyor ki adam, kaporamı aldım, aracımı sattım maalesef diyor. Tamam, eyvallah, hayırlı olsun her iki tarafa da. Daha sonra ilandan kalkıyor araç. Ertesi gün ilana giriyor.
280 binlik araç 320 olarak ilana giriyor tekrardan. Aracı sattım diyen kişi, aynı kişi, aynı ilanı veren kişi yani. 320 bin yani 40 bin liralık bir fahiş bir artışla, yani bir günde ne oldu da senin aracın 40 bin lira değerlendi, ben onu anlamıyorum. 320 bine ilana giriyor. O esnada, 2 günlük esnada hala favorilerimde olan ilanlar da var. Şöyle söyleyeyim. Orada beğenip de gitmediğim veyahut da fiyatını yüksek bulup da gitmediğim araçlar bir hafta sonra 10 lira, 15 bin lira, 20 bin lira farkla hala ilanda durmaya devam ediyor. Yani ben bu mantığı anlamıyorum. Allah milletimize akıl zeval versin. Yani ne diyeyim? Kendimizde bitiyor arkadaşlar. Her şey kesinlikle kendimizde bitiyor. Şu anki bu fahiş fiyatlar, yani hiçbir araba şu anki piyasa değeri, yani aracın değeri değil. Yani o yüzden buna biraz da dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Yani bizlerin, yani yine kendimize yapıyoruz. Yani biz kendimize yapıyoruz. Şimdi ben şu aracı sattığım an inanın bir hafta sonra aynı aracı aynı fiyata bulamıyorum. Yani 15-20 bin lira farklı almak zorunda kalıyorum. Neyse, videoyu çok daha fazla uzatmayalım. Bu şekilde bir araç alımı oldu. Aslında ben araç alımıyla ilgili video çekecektim ama çok ani geliştiği için maalesef şey yapamadım. Yetişemedim. Yani aracı ben 2 saatlik opsiyonladım. İşte yoldu vesaireydi. Alış satış biraz çok acele oldu. O yüzden herhangi bir video çekemedim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Bu şekilde aracımız. Yine biz bunlara yapacağımız şeyler var illaki. İlerleyen zamanlarda yine kanalda videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada araçla ilgili, yani ben çok fazla son zamanlarda, son 2-3 aylık sürede çok fazla video atamamaya başladım. Çünkü içerik çekmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Eğer varsa sizlerin de tavsiyeleri, bunları göz önünde bulundurarak yorumlara yazarsanız ben de elimden geldiğince sizlerin istediği videoları çekmeye çalışayım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.